Arkadaşlar merhaba. Birçoğunuz biliyorsunuzdur muhtemelen Türkiye Extended İstanbul sürümü yayınlandı dün. Oldukça güzel bir harita olmuş Güvenli bu. yolculuklar. Orada ilk sürüşümü yapacağım. Bu arada hem İstanbul hakkında hem de SCS'nin oyunları ATS ve ETS 2'nin geleceği hakkında biraz sohbet edeceğiz. Oldukça güzel bir harita olmuş. Gerçekten hakkını vermişler. Yani İstanbul'un karmaşasını, İstanbul'un ruhunu tamamen yansıtan bir harita. Çok emek verilmiş olduğu belli. Dediğim gibi güzel olmuş ama bir tek sorun var. FPS ile ilgili bir sorun bu da. Yani haritanın optimizasyonu yeteri kadar iyi değil maalesef. Ama bunun da sebebi haritada çok fazla sayıda varlığın aynı anda bulunuyor olması. Tabii çok büyük bir şehir yapmak bazı fedakarlıklar istiyor. Bunların başında da FPS geliyor. Zaten SCS'nin bütün şehirlerini böyle 4-5 sokaktan ibaret yapması, çok büyük şehirler yapmamasının temel sebebi de bu, FPS'nin düşüyor olması. Dolayısıyla İstanbul'da böyle bir sorun yaşıyoruz. Ben 1.37 sürümünden önce %400 çözünürlükle oynuyordum oyunu en yüksek ayarlarda. Yani benim bilgisayarımın o ayarları kaldırabildiğini söyleyebilirim. %400 çözünürlükte o dönem. Fakat bu SSAO denen şey geldikten ve 1.38 sürümü yayınlandıktan sonra ben yeterli FPS'yi alamadığım için %200 çözünürlüğe düşürmüştüm oyunu. Fakat bu İstanbul'a girince %200 çözünürlük de yetmedi. %100'e düşürdüm. Ayna kalitesini düşürdüm. Ayna mesafesini düşürdüm. Ancak bu durumda 40 FPS'ye falan çıkabiliyorum. Yani 60 FPS kesinlikle olmuyor İstanbul içinde. Onu söyleyeyim. Zaten az sonra göreceksiniz İstanbul'un içlerine girdiğimizde FPS'nin oyuna nasıl etki ettiğini. İstanbul'daki tek sorun bu. Ha ama bu FPS kaybına değiyor mu? Kalite olarak gerçekten Güvenli değiyor. Onu aşağıda söylemeliyim. çalışmaları Yani SCS'nin delecesinde eksik olan bir şey vardı İstanbul'da. Bir, boğaz yoktu. Yani deniz yoktu. İkincisi, İstanbul'u o kadar böyle düzenli bir şehir yapmışlar ki sanki İstanbul'a hiç benzemiyor gibiydi. Ben bu DLC'yi aldığımda, Karadeniz'e doğru DLC'sini aldığımda ilk İstanbul'a gelmiştim ve müthiş bir hayal için ilginç kırıklığına bir şey. uğramıştım. Çünkü İstanbul bu kadar kolay bir şehir değil. İstanbul'a giren çıkana kadar lanet okuyor. Yani özellikle kamyon için son derece zor. Girilmesi mümkün olmayan yollar var. Yasaklı yollar var. Bu yüzden çok dolaşmak gerekiyor. Çok arızalı. Kamyoncu için çok zor olan ara yollarda işletmeler var, yük teslim edebilecek falan. Ama İstanbul'da, Delece'deki İstanbul'da her şey son derece basit ve kolaydı. Bu da benim canımı sıkmıştı çünkü ben İstanbul için daha iyi şeyler bekliyordum Delece'den ama olmadı tabii. Böyle olunca da yeni bir haritanın yapılmasını beklemek durumunda kaldık. O haritada işte bu harita arkadaşlar. Arkadaşlar üzerinde çok çalışmışlar. Gerçi uzun da zaman aldı zaten yapılması. Ama dört dörtlük bir harita olmuş. Keşke SCS 1.40 sürümüyle bir takım yenilikler yapsa da şu oyuna bir optimizasyon getirse, şu FPS probleminden de kurtulsak artık lanet olsun. Yani ben 60 FPS'nin altında oyun oynadığım zaman bu dur kalk dur kalk gibi görünen, yani kesintili görünen hareketler benim hoşuma gitmiyor. Oyundan da keyif alamaz oluyorum. Bu 1.38 sürümünden itibaren gerçekten oyundan artık hiç keyif almaz oldum. Özellikle şehir içinde bir yerde durduğunuz zaman önünüzden geçen o trafikte geçen arabaların böyle kesik kesik hareketleri falan sinir ediyor insanı. O yüzden son zamanlarda EDS ve ATS'yi yeni bir güncelleme gelene kadar rafa kaldırmaya karar vermiştim ama birdenbire bunlardan kurtulmak kolay olmuyor. Bir takım alışkanlıklar var. İnsan gene akşam bir iki kere direksiyon sallamak istiyor. İşte o yüzden yine oynuyorum. Şimdi arkadaşlar bu İstanbul haritası dediğim gibi çok güzel. Ancak performansla ilgili yani bu FPS ile ilgili sorunlar var. Bu 1.40 sürümü yayınlanacak ETS'nin ve ATS'nin.
Bunlar Ocak ayının sonunda, işte Şubat'ın ilk yarısı ya da Şubat'ın ikinci yarısında yayınlanabilir. Blog yazılarından anladığım o. Çünkü Ocak ayında 1.40 sürümü kapalı beta olarak yayınlanabilecek deniyordu. Bu da testlerin bir 15-20 gün sürmesi durumunda, işte Şubat ayına falan herhalde açık beta yayınlanır. Şubat'ın sonuna doğru belki yayınlanır diye düşünüyorum. Şimdi 1.40 sürümünde bir takım yenilikler var, radikal yenilikler var. Bunların en başında ışık sistemi geliyor. Şimdi ETS'nin oyun motoru oldukça eski bir motor. Oldukça eski bir motor derken aslında çok eski bir motor. Yani güncel ihtiyaçları karşılamaktan uzak bir motor. Bu Prism 3D denen motor. SDS yeni bir motora geçip yeni bir sürüm yayınlamak yerine, yani oyunun yeni bir sürümünü yapmak yerine, bu eski motoru güncellemeyle uğraşıyor. Tabi bu eski motorda günün koşullarına uygun olmadığı için performans sorunlarını da beraberinde getiriyor oyunlarda. İşte bu 1.40 sürümünde yapılacak bu yeni ışık sistemiyle beraber performansa da ödün vermeyeceklerini söylüyorlar. Yani bugün gereken, bu oyunu kurmak için gereken oyun bilgisayarı gereksinimlerinin değişmeyeceğinden bahsediyorlar. Böyle olunca benim biraz da performans artışı beklentisi var tabi burada. Yani onların anladıklarından benim çıkarttığım o. Eğer performans artışı sağlanabilirse oyunda bu yeni sistemle beraber, bir de DX11 kullanıyoruz artık. DX11'in de nimetlerinden tam olarak yararlanarak performansta biraz artış sağlanabilirse, o zaman gerçekten güzel bir oyun haline gelecek. Çünkü yeni ışık sistemi gerçekten harika görünüyor. Tabii yeni ışık sistem derken, bu aslında çok pahalı oyunlarda gördüğümüz ışık sistemlerine benzer bir ışık sistemi değil ETS'ye gelecek olan. HDR sistemi üzerinde bir düzenleme. Bu nedenle böyle çoklu ışın takibi falan gibi şeyler yok. Oyunun performansını tamamen düşürecek yenilikler yok. Ama görüntüler çok güzel. Bir ihtiyaç da vardı bu açıdan. İşte bu ihtiyaç giderildiğinde, eğer performansta da biraz artış sağlanabilirse, o zaman 1.40 sürümü gerçekten harika diyebiliriz. Ve radikal bir sürüm diyebiliriz. Şimdi 1.40 sürümünde gelecek olan şey sadece yeni aydınlatma sistemi değil. Bu aynı zamanda gökyüzü görüntüleri de değişiyor. Örneğin yağmurlu havada görüş mesafesinin azalması, sis gibi yeni özellikler de geliyor. Yani mesela sis görüntüleri oldukça güzel blog yazılarındaki fotoğraflarda. Dolayısıyla 1.40'da birçok insan tatmin edecek bir takım yenilikler var. O aynı zamanda 1.40 sürümüyle beraber yeni DLC'ler de girecek. Mesela Amerika'da Wyoming DLC'si, Avrupa'da da, yani ETS 2'de de Iberia DLC'si gelecek. Iberia DLC'si aslında bu yıl çıkacaktı. Fakat bu yeni ışık sistemi nedeniyle bu DLC'yi 1.40 sürümünden sonraya bıraktılar. Çünkü DLC yeni ışık sistemini kullanacak. Şimdi tabi bunu söyleyince bir sorun olduğu ortaya çıkıyor. Bu sorun da şu: Avrupa'nın eski bölümleri ne olacak? Ya da Amerika'nın eski bölümleri ne olacak? İşte problem de o. Yani 1.40 sürümü bütün Avrupa haritasının yeniden elden geçirilmesini gerektirecek. Ve bütün Amerika'nın yeniden elden geçirilmesini gerektirecek. Çünkü yeni ışık sisteminin verimli çalışabilmesi için, eski haritaların bölümlerinde verimli çalışabilmesi için bazı varlıkların elden geçirilmesi gerekiyor. Onların kaplamalarının elden geçirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla epeyce bir iş çıktığını söyleyebiliriz SCS'ye. Şimdi bu varlık dediğim şeyler, yani prefabrikler, işte binalar, araçlar, yollar, bitki örtüsü gibi şeyler, bunların hepsi yeni ışık sistemine göre elden geçecek. Bu çok büyük bir iş. Tabi bu sadece SCS'nin haritalarıyla da sınırlı değil. Bu aynı zamanda harita modları için de geçerli olacak. Dolayısıyla harita modlarının güncellenmesinin uzunca bir zaman alacağını da düşünürsek,
ATS'nin ya da ETS2'nin varsayılan haritalarında epeyce bir kamyon kullanmak zorunda kalacağız gibi görünüyor. Şimdi yeni dereceler yeni ışık sistemine göre yapıldığı için onlarda bir sorun olmayacak. Yani İberia derecesi ve Wyoming derecesi sorun olmayacak. Örneğin 1.40'da aynı zamanda Avrupa'da Almanya Reskin projesi de tamamlanmak üzereymiş. 1.40'la beraber onu da salıverecekler. Yani Almanya'daki bütün karayolları ve otobanların yeniden yapıldığını ve birkaç tane şehrin tekrar elden geçirildiğini söylüyor SCS. Bu da Almanya'yı biraz daha hoşa gidecek hale getirebilir. Tabi bunun fotoğrafları var blogda. Oldukça güzel görünen fotoğraflar ama birkaç tane fotoğrafla tam bir fikir sahibi olmak ne yazık ki mümkün değil. Almanya'yı gezip dolaşınca ancak görebiliriz. Almanya'daki şehirler bence çok kötü. Yani Almanya'da değil de haritanın eski bölümündeki bütün şehirler çok kötü aslında. Dolayısıyla Almanya'da sadece yolların yapılmış olması ya da işte otobanların tekrar elden geçirilmiş olması, yeni kavşaklar eklenmiş olması Almanya'yı güzelleştirmeye yetmeyecek ama gene hiç yoktan iyidir. En azından şehirleri Alman şehirlerine yük almadan transit olarak Almanya'yı kullanma imkanı doğacak. Ama Almanya'da 1.40'ın getirdiği yeni aydınlatma sisteminden yararlanacağı için yine nispeten Avrupa'nın eski bölümlerinden biraz daha güzel olacaktır. Şimdi arkadaşlar, bu varlıkların yenilenmesi ya da işte bu yeni ışık sistemine uyarlanması derken az önce modlardan bahsetmiştim. Şimdi bazı modlar, yani bazı harita modları SCS'nin varlıklarını kullanıyor. Yani SCS'de işte DLC'lerle yayınlanan binalar, yollar, bitki örtüleri gibi şeyleri kullanıyor. Bunlarda çok büyük problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çünkü varlıklar SCS tarafından güncellendiğinde haritanın üzerinde eğer özel bir şeyler kullanılmadıysa mod yapımcısı tarafından bu haritaları güncellemek için çok uzun zamana ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Ama mesela RusMap gibi, ProMods gibi işte bu FLD prefabrikleri kullanan bazı harita modları gibi modlarda ciddi bir takım işler gerekecek muhtemelen. Çünkü bu bütün prefabriklerin elden geçirilmesi, düzeltilmesi ya da işte bu ışık sisteminin ihtiyaçları neyse o ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi oldukça zaman alacaktır. Mesela ProMod zaten ETS'de bir sürüm çıktığında en geç güncellenen haritalardan biri. Çok kalabalık bir kadrosu olmasına rağmen ProMods'un bu güncellemelerden yaklaşık bir ay sonra falan çıkıyor. Tabi ProMods'un geç çıkması ProMods'a bağımlı olan bir takım haritaların da geç çıkmasına sebep oluyor. ProMods'u alıyorsunuz, yeni bir kombinasyon yapıyorsunuz, tam oynamaya başlarken ETS'nin yeni bir sürümü çıkıyor, hayda ProMods gene. Şimdi bu sefer 1.40 sürümü çıktıktan sonra ProMods'un bu güncellemeyi yapması bir zaman alacak. Bu arada Iberia çıkacak. Iberia'nın hemen arkasından yeni bir tane daha DLC duyurusu var SCS tarafından. Rusya ya da Ukrayna, bilemiyorum, yani Kiril alfabesi kullanan bir bölge için bir harita genişlemesi bu. O genişleme çıkacak. Şimdi ProMods'un 3 kere güncellenmesi gerekecek. Bir de bütün varlıklarını da elden geçirmesi gerekeceği için herhalde ProMods'u sevenler ProMods'da çok uzun zaman vakit geçiremeyecekler gibi görünüyor. Bunun yanı sıra beni en çok üzecek olan RusMap'ın durumu. RusMap da kendi prefabriklerini kullanıyor. Yani kendi yol prefabrikleri var, kendi bitki örtüsü var, kendi binaları var. Rusya'ya özgü binalar içeriyor. Ve bütün bu prefabrikleri yapan adamın öldüğünü söylüyorlardı. Öyle biliyorum, yanlış bilmiyorsam eğer. Şimdi eğer o adamcağız da öldüyse ve prefabrikleri elden geçirecek bu işi iyi bilen birileri olmazsa RusMap'ın kolayca güncellenemeyeceğini de öngörebiliriz. Ve RusMap gerçekten benim eksikliğini en fazla hissedeceğim haritalardan biri olur. Çünkü Rusya'da kamyon sürmeyi seviyorum. Rusya'daki prefabrikleri
Rusya'daki karayollarının görüntüsünü ve oradaki mantığı seviyorum. Yani Rusya'ya girdiğinizi gerçekten hissettiren bir harita. Mesela birçok harita var. İşte Avrupa'yı, Ukrayna'yı veya işte İskandinavya'yı içeren birçok harita var. Oralara gittiğiniz zaman o yöreye özgü şeyler olduğunu düşünemiyorsunuz. Yani o havayı vermiyor. Fakat Rusya'nın atmosferini çok iyi yansıtıyor. Dolayısıyla Rusya'ya girdiğiniz zaman Rusya'da olduğunuzu fark ediyorsunuz. Mesela bu Rusya açık alanlar haritası da var. O harita da Rusya bakımından çok güzel. Çünkü o büyük ölçekli olduğu için kombinasyonlarda falan bayağı sıkıntılı oluyor ama yani o da aynı şekilde kendi özel prefabrikleri var, kendi yol prefabrikleri var, kendi bitki örtüsü var. Onun güncellenmesi de çok zaman alacaktır. Dolayısıyla 1.40 biraz sancılı gelecek gibi görünüyor. Fakat yeni aydınlatma sistemi bütün bu sancılara değer mi? İşte onu ilerleyen günlerde göreceğiz. Bugüne kadar SCS'nin yayınladığı bloglarda işte metin olarak verdikleri bilgiler ya da görsel olarak verdikleri bilgiler yani fotoğraflar bu konu hakkında böyle çok ayrıntılı bir fikir vermiyor. Bunun nedeni de şu. Mesela şimdi şöyle söylersem biraz daha basit anlaşılabilir. Mesela eski ETS'yi ATS'yi unutun. Yeni bir ETS 2 oyuncusu olacağınızı ya da yeni bir ATS oyuncusu olacağınızı düşünün. ETS 2 ya da ATS'yi alıp oynamaya başladığınızda eski ETS'ye dönerseniz evet görüntüde biraz kayıp olduğunu fark edebilirsiniz. Ama eski ETS 2 ve ATS oyuncuları yani bizler yeni gelecek değişiklikleri çok fazla anlamayabiliriz. Çünkü bu aydınlatma sistemi bir mucize de getirmiyor aynı zamanda. Mesela bu SSHO denen ortam oklüzyonu yani işte yeni bir gölgelendirme sistemi getiren sistem ETS'ye geldiğinde FPS kaybından başka hiçbir şey getirmedi. Çünkü görüntüler üzerinde çok önemli değişiklikler getirmediği için çoğu insan bunun ne işe yaradığını bile anlamadı. Şimdi yeni aydınlatma sistemi de buna benzeyen bir sistem. Yani evet şehirlere baktığımız zaman, binalara baktığımız zaman her şey biraz daha gerçekçi görünüyor. Ama ne kadar gerçekçi? İşte bu algıya göre değişiyor. Yani insanların gerçeklik algısına göre değişiyor. O yüzden burada ya bu nasıl bir yenilik diyebilecek birçok insan da çıkacaktır. O yüzden SCS'nin bu aydınlatma sistemiyle birlikte bunu vurgulayacak gerçekten nesneler üzerinde yani işte varlıklar diyoruz, varlıklar üzerinde önemli şeyler yapıyor olması lazım. Bunun umudunu taşıyorum. İlerleyen günlerde yayınlanacak yeni videolar, yeni ekran görüntüleri ve yeni yazılarla bunun ne kadar gerçekleştiğini göreceğiz.
düz ilerleyin. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Sağ çıkışı kullanın. Sola dönmeye hazırlanın. Sola dönün. Sola dönün.
Soldan devam edin. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Sağa dönün. Soldan devam edin. Sağ salim varış noktasına ulaştınız.
Arkadaşlar burada videoyu kesiyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.